Tamamdır. Herkese merhaba. Bugün Matematik 5'in rastgele yayınında Haydar Göral'la beraberiz. Haydar Göral benim matematik yönünden eski bir arkadaşım hatta. Matematik Dünyası dergisindeki Yüreka Bulmaca köşesinde zamanında ondan devralmıştım. Gerçi ben tanıtmayayım Haydar, sen kendini biraz tanıt istersen. Merhaba, ben Haydar Göral. Öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel programlar oluyor. Elinize sağlık. İstanbul Bilgi Üniversitesi matematik bölümünü bitirdim lisansta. Daha sonra master'da Koç Üniversitesi'ndeydim. Master'dan sonra da Lyon'a gittim. Lyon 1'de matematik üzerine doktora yaptım. Yani konum mantıkla sayılar teorisinin birleşkin bir şeydi. Ve ondan sonra da tekrar Türkiye'ye geldim. 2 sene kadar Koç'ta ders verdim. Şimdi de İzmir'de, 9 Eylül'de çalışıyorum. Memnun musun 9 Eylül'den şu ana kadar? Memnunum, güzel. Seminerler de yapıyoruz, aritmetik seminerleri. Yani keyifli geçiyor. Yaklaşık 2 sene oldu gibi bir şey. İşte bakalım. Bugün de biraz şeylerden bahsedeceğiz. Sonsuz küçüklerle sıra dışı analizden. Evet. Bu da güzel. Yani senin de çok ilgilendiğin bir konu, benim de çok ilgilendiğim, bayağı heyecan verici bir konu. Gerçekten ben de konuyu çok seviyorum. Yani çok heyecanlı. Doktora yaparken de benim karşıma çıkmıştı. Yani araştırma yaparken de. Ve seviyorum. Konunun çıkış noktası da çok güzel. Yani çok tarihi bir konu. Kalkülüsün doğuşunla beraber ortaya çıkıyor. O zaman ne yapalım? Tarihinden başlayalım. Evet. Ya zaten şimdi sonsuz küçükler biraz şey. Hani şu anda biraz sıra dışı kalır. Çünkü reel sayılarda sonsuz küçükler dediğimiz elemanlar yok ama hani çok yakın zamana gelmeden önce o kadar iç içe ki tüm matematiksel gelişmelerle, böyle Arşimet'ten başlarsak falan. Özellikle şey çok ilginç bence, bu kalkulusun babaları dediğimiz insanların aslında bu sonsuz küçüklerle çalışmış olması. Evet, yani gerçekten çok ilginç. Bu arada sonsuz küçük derken neyi kastediyoruz? Belki onu hemen açıklayalım. Evet, çok mantıklı. Sonsuz küçük, yani ilk başta yani sıfırı da sonsuz küçük kabul edebiliriz de hani sıfır olmasın, daha ilginç olması açısından. Sonsuz küçük mesela pozitif olması demek, bir defa pozitif olacak. Sıfırdan kesinlikle büyük bir sayı. Ama bana ne zaman işte 1 bölü n verirseniz ondan da küçük olsun. Yani şunu istiyorum ben, 1'den küçük olacak. 1 bölü 2'den küçük olsun, 1 bölü 3'den küçük olsun, 1 bölü 4'ten küçük olsun. Ama hala da pozitif olsun. Tabii ki böyle bir reel sayı yok. Şimdi ilginç soru şu, böyle sayılar var mı? Yani daha da ilginç olanı, böyle sayılar olduğuna inanılmış kalkülüs yaparken. Ve aslında bizim şu an modern bildiğimiz kalkülüs öyle yapılmıyordu zamanında, Newton ve Leibniz zamanında. Sonsuz küçük elemanların olduğuna inanılıyordu. Belli işlemler yapılıyordu. İşte sonsuz küçükleri topluyorlardı. Aa diyorlardı, yine sonsuz küçük. Sonsuz küçükleri çarpıyorlardı. Daha da bir sonsuz küçük oldu diyorlardı. Yani böyle yapılıyordu kalkülüs. Yani gerçekten çok çok ilginç. Aslında bayağı da şey, mutlu zamanlar, bayağı bir şeyler rahat işliyor ama arka planda bayağı eleştiriyor. Ya siz bu sonsuz küçüklerden bahsediyorsunuz ama ne bu elemanlar, bak çok da bir şey yapmadık falan. Bunlar çalışıyor mu? Evet, yani Leibniz notasyonu ile işte bildiğimiz dx vardır. Hani türevde de ortaya çıkar, integralde de ortaya çıkar. O aslında bir sonsuz değişimi gösteriyor, bir sonsuz küçük gibi. İntegralde de mesela işte bir Leibniz bu integral işaretini kullanmış, s diye. O da yani Latinceden geliyor işte, summadan geliyor. Böyle yani integral de aslında özel bir toplam. Hani biliriz bir limit olduğunu da. Aslında orada işte integral fx dx yapıyoruz. Aslında fx ile sonsuz küçüğü çarpıyor gibi sonra toplayacağız. Aslında orada gerçekten öyle. F'in değerini sonsuz küçük sayılarla çarpıp çarpıp bir sürü toplam yapıyorsunuz. O size aslında bir integrali veriyor. İşte bu alanı veriyor. Ya özel bir toplam. Yani günümüzde bunu tabii farklı biliyoruz. Limit olarak biliyoruz. Ama o zamanlar limit kavramı yok. Limit kavramı çok daha sonra doğuyor. Peki nasıl oluyor da yaptıkları matematik tutarlı oluyor? Yani Leibniz'in, Newton'un yaptığı matematik tutarlı oluyor. O çok ilginç yani. Ya, bir de hani Leibniz'in, Newton'un yanında bir de şey var. Hani L'Hopital kuralı diye öğrendiğimiz bir limit kuralı var. Limit 0 bölü 0'a veya sonsuz bölü sonsuza gittiğinde ne yapıyoruz diye. Yani L'Hopital'in zamanında limit yok. Hani L'Hopital'in bu kuralların anlatıldığı kitap direkt şey, sonsuz küçüklerle analiz hakkında yazdığı bir kitap. Evet, yani bir sürü bildiğimiz şey işte zincir kuralı, Leibniz kuralı. Ya bunların hepsi sonsuz küçüklerle yapılmış. Mesela yani bir örnek gösterebilirim böyle ekran
paylaşarak yapabiliyor muyum onu hemen? Haydi bakalım. Bakayım. Share diyeyim. Mesela şundan başlayalım. Mesela tabii ki şey var o zamanki notasyonda. Hani dx dediğimiz x'teki değişimi gösteriyor. dy dediğimiz y'deki değişimi gösteriyor. Ama bunların böyle zamanında türevi olması için çok küçük değişimler olması isteniyor. Daha sonra dy bölü dx'den bahsediliyor. Tabii y'de çok küçük bir değişim yaparsanız, sonra x'te de çok küçük bir değişim yaparsanız, sonra bunları oranlarsanız birbirlerine göre nasıl değişmişler? Aslında türevin yani doğal tanımı bu. Türev yapılırken bir limit kavramı yoktu. Yani bizim bildiğimiz h'yi sıfıra götürelim. Fx artı h'den fx'i çıkartıp h'ye bölelim. Öyle bir kavram yoktu. Mesela işte x karedeki değişimi nasıl yapıyoruz? Sonra x kareye küçük bir sayı ekliyorsunuz. Ona dx diyelim. Sonra karesini alıp x kareden çıkartıyorsunuz. Ne elde ediyorsunuz? İşte 2x dx artı dx'in karesi. Sonra şöyle yapıyorlar. Elinde iki tane toplam var. 2x dx bir de dx kare. Sonra diyorlar ki dx'in karesi 2x dx'e göre daha bir sonsuz küçük. E o zaman ben onu sileyim. Yani zaten dx sonsuz küçüktü. Dx kare evet. Sonsuz küçüğün sonsuz küçüğü. Aynen. Yani toz gibi böyle. Toz gibi kaybolmuş. Zaten burada toz gibi derken hemen dipnot olarak Leibniz'in kısa da bir yazısı var. Monadoloji diye. 8 sayfalık bir felsefi yazısı var. Bu kalkülüs çalışırken sonsuz küçüklerle uğraştığı için evrenin de böyle şeyden sonsuz küçüklerin bir araya getirerek oluştuğundan inanıyor. İşte bunlara monat deniyor. İşte bunlar elle tutulmayan, gözle görülmeyen şeyler. Ama bir araya gelerek her şey oluşuyor. Bir şekilde atomlar gibi düşünmüş. Ya evet, aslında o şey gibi, bu doğayla bağlı bir temeli de var. Çünkü hani biz şu anda çizgileri noktalardan oluşuyor gibi görüyoruz. Ama bu o kadar doğal bir tanım değil. Direkt hani noktalarını bir araya gelip bir çizgi oluşturabilmesi. Evet. Ara ara da şey olarak görünüyor. Yani, en küçük parçalar dediğimiz şeyler var, indivisible'lar. Ve onlardan oluşturuyorsun. Ki belki bu biraz daha şey modeline yakın. Hani gerçek hayatta sonsuz küçüğe kadar inemiyoruz. Hani bizim algımızın ve şeyin bir sınırı var. Düşünebileceğimiz evet. En küçük mesafe veya anlaşılabilecek en küçük mesafe gibi. Evet. Ya aslında bu x karede de mesela işte x karenin değişimini hesaplarsanız her şeyi tekrardan dx'e bölerseniz elinizde 2x kalacak bir de dx kalacak. Sonra dx'i siliyorsunuz. Ama böyle yapılıyormuş zamanda. Dx'in sonsuz küçük olduğuna inanılıyor ama sıfır olmayan işlemler yapılıyor. Her şeyi dx'e bölüyorlar. Sonra elinizde ne kalıyor? 2x artı dx kalıyor. Daha sonra bir anda dx'i sıfır alıyorsunuz. E baştan sıfır değildi. Sonra yani günün sonunda sıfır oldu. Yani nasıl oldu bu iş? Ve kalkülüs evet. Tutarlı oluyor. Hani bu en büyük eleştirilerden biri ama hesap olarak da şimdi mesela biz öğretiyoruz. X üzeri n'in türevi n çarpı x üzeri n eksi 1'dir. Bu mantıkla bakınca ne yapıyoruz? X'e sonsuz bir küçük bir şey ekliyoruz. Sonra direkt binom açılımı yapıyoruz. Binom açılımdaki ikinci terim bize türevi veriyor hani. X küpte şey 3x kare çarpı dx diyoruz. Tamam, burada türev var. Kalanlarında zaten daha da sonsuz küçük şeyler olduğu için onlar kayboluyorlar. Evet, yerlerine göre küçük kalıyorlar. Mesela bir örnek daha. Mesela e üzeri x2 değişim nedir? E üzeri x artı dx'ten e üzeri x'i çıkartacaksınız. Sonra e üzeri x parantezini alırsanız ne kaldı içeride? E üzeri dx eksi 1 kaldı. Sonra bunun da güç serisini, kuvvet serisini, yani Taylor serisini açarsanız elinizde dx var. Dx'in karesi bölü 2 faktöriyel devam ediyor. Şimdi dx var, dx'in karesi var. Bir sonraki hesapta değil mi? Dx'in kübü gelecek. Ama yani dx'in karesi dx'e göre sonsuz küçük. 2 kübü daha da bir sonsuz küçük. Zaten iyice gitmiş. E onların hepsini siliyorsunuz. Demek ki bu yaklaşık olarak e üzeri x dx. Yani aslında e üzeri x'in türevi neymiş? İşte e üzeri x'miş. Yani diyebiliriz. Yani, evet, bu direkt şey. En basit aritmetik yöntemlerle direkt türevleri hesaplayabiliyorsun. Yani hani bu sistem de hani gerçekten hani şey çok iyi çalışan bir sistem. Bu temelleri şüpheli olmasına rağmen. Evet, yani çünkü limit kavramı yok ve limit kavramı ile arasında epey bir zaman farkı var. Sonra başka bir hesap daha gösterebilirim. Bir şey daha göstereyim. Hızlıca. Mesela diğer bir şey de işte
Leibniz rule diyoruz ya, çarpımın türevi. İşte x çarpı y'nin türevi nedir? X çarpı y'nin türevi artı y çarpı x'in türevi. Evet. Ama bu aslında işte x çarpı y'deki değişim nedir? X'i biraz değiştirdik. X artı dx geldi. Sonra y'yi biraz değiştirdik. Y artı dy geldi. Bunları çarptık. X, y'yi çıkarttık. E ne geldi elimize? X çarpı dy artı y çarpı dx artı dx dy. Ama dx çarpı dy diğerlerine göre yine sonsuz küçük. O zaman onları tekrar silerseniz elinizde x dy artı y dx kaldı. Yani burada şey, en küçük sonsuz küçükleri siliyorsunuz diğerlerinde. İşte bu bir şekilde çarpımın türevinin kanıtı. Yani zamanda böyle düşünülmüş. Hiç limit olmadan. Yani limit kavramıyla yaparsanız bu tabii ki yani o kadar kolay olmuyor. Evet, bu bayağı tabii komplike bir kanıttan direkt hani iki satırla hani biz Evet. çarptık çıkardık şeklinde bir kanıta dönüşüyor. Diğer türlü trik yapmanız lazım. İşte bir şey ekleyip bir şey çıkarman lazım. Limiti dağıtman lazım. Öyle şeyler. İşte zincir kuralı var mesela. Bu daha da ilginç geliyor. İşte mesela z'nin x'e göre türevi nedir? Z'nin y'ye göre türevi. Araya bir y giriyor çıkıyor değil mi? Sonra y'nin x'e göre türevi. Bunları çarpıyorsunuz. Burada ilginç olan şey sanki dy'ler sadeleşiyor gibi duruyor. Evet. Ya sayı mı ki sadeleşsin? Mesela ilginç bir soru. Hani şey gibi sıfır değil diye düşünüp sadeleştiriyoruz ama sonra sıfır da alabiliyoruz gerekince. Evet. Ama O hani da şu var. anda evet mesela dy bölü dx diye notasyon olarak kullandığımız şey o zaman gerçekten bir bölme işlemine yakın olarak kullanılıyor. Evet, bölme işlemi gibi duruyor. Ama yani bu bildiğimiz yaparsak, bu da mesela kanıtı yani epey bir uzun, biraz uğraştırıcı bir kanıtı var. Ve bölme işlemiyle bir ilgisi yok. Ama sonsuz küçük kavramını düşünürseniz, ya gerçekten de bölme yapıyorsunuz. Yani zincir kuralındaki bölmenin bir anlamı var. Ama elinizde sonsuz bir küçük bir sistem varsa. Sonra biraz da süreklilikten bahsedelim. Mesela süreklilik nedir? İşte normal formal tanımına giderseniz epsilon alıyorsunuz, delta bulacaksınız. Değil mi? Bin dereden su getirmeniz gerekiyor. Yani o da kolay değil. Ama aslında süreklilik şeyi söylüyor. Sen A noktasına yakınsan, değil mi? F'in X'teki görüntüsü de F'nin A'daki görüntüsüne yakın. Yani yakınsan yakınım diyorsun. Yani bu kadar basit. Evet, yani yani süreklilik o değil midir? Türevinde de süreklilikte de bu yakınlık kavramını sonradan bu formal tanımda şey eşitsizliklerle falan filan gibi birazcık kulağımızı diğer taraftan tutarak tanımlamışız. Ama başta hani böyle yakın deyince böyle yakın ne demek? İşte aralarında sonsuz küçük bir şey var demek. Evet, tam olarak o. Yani elini kaldırmadan çiziyorsun diyorsun. Yani böyle ben eğer A'da küçük bir değişim yaparsam, değil mi? F A'da da küçük bir değişim yaparım. Bu tam olarak aslında sonsuz küçük kavramında şuna geliyor. Eğer X A'ya sonsuz küçük olarak yakınsa F X de F A'ya sonsuz küçük olarak yakındır. Yani çok doğal bir şekilde yani sürekliliği sezgilerimize uygun şekilde açıklıyor. Mesela düzgün süreklilik de aynı. Bu sefer noktadan bağımsız. Ne zaman x ve y birbirlerine çok yakınsa, burada birbirlerine çok yakın demek, işte sonsuz küçükse aralarındaki mesafe, görüntülerin arasındaki de mesafe de sonsuz küçüktür. Bu da mesela hemen düzgün sürekliliği açıklıyor. Hiç, Aslında benim bu kısımda biraz kafam karıştı. Çünkü her noktada sürekli olması düzgün sürekli olduğu anlamına gelmiyor normalde. Evet, her nokta... Onu nasıl aşıyoruz? Bu geçişle. Yani tabii düzgün süreklilik sürekliliği veriyor ama süreklilik düzgün sürekliliği vermiyor. Elinde şey varsa, sonsuz bir alan varsa. Mesela işte baştaki x kare fonksiyonunu düşünelim. Şimdi x kare fonksiyonunu reellerden reelleri düşünelim. Sürekli bir fonksiyon. Ama düzgün sürekli olmadığını nasıl gösterebiliriz? Mesela işte bir nokta aldık. İşte ne diyelim ona? Büyük N diyelim. Mesela N çok çok büyük bir sayı olsun. Sonra N'ye biraz sonsuz küçük değişim yapalım. Mesela işte ne yapalım? N'ye 1 bölü N yapalım. N çok büyük bir sayıysa o zaman 1 bölü N de çok küçük bir sayıdır. Değil mi? Doğal olarak. Şimdi burada tabii sonsuz küçük eleman varsa aslında sonsuz büyük eleman da var. N sanki şeyi temsil ediyor. Sonsuz büyük elemanı temsil ediyor. Yani bir bölü n de sonsuz küçük elemanı, değil mi, temsil ediyor. Evet. Şimdi n artı bir bölü n'nin
İşte karesine bakalım. Ne geldi işte? Ne kare geldi. Evet. Sonra artı 2 geldi. 2 geldi. Bir de 1 bölü n'nin karesi geldi. Ha, bir yerde sayı geldi. Sonra şimdi ne kareleri sadeleştirirsek ya 2 kalıyor elinde. Ya dolayısıyla o kadar küçük yapamıyorsun. Dolayısıyla mesela x karenin düzgün sürekli olmadığının hemen el kol sallayarak bir kanıtı. Oo, çok teşekkürler Aydar. Biraz teknik bir soru olmuş olabilir ama gerçekten çok merak etmiştim. Ya zaten şeyle alakalı ya, yani sınırsız olmasıyla alakalı olduğu için işte sonsuz büyük bir elemanla çalışmak. Türev de aynı şekilde ne oluyor? İşte limit almanız gerekmiyor. X'e küçük bir değişim yapıyorsunuz. Fx artı epsilon. Sonra ondan Fx'i çıkartıyorsunuz. Sonra epsilon'u bölüyorsunuz. Bu bir tane L sayısına sonsuz küçük yakınsa işte L onun bir türevi oluyor. Yani dolayısıyla limit almanıza gerek yok. Bu bildiğimiz ne denir? İşte Newton bölümü değil mi? Newton quotient. Yani Newton quotient'ta limit almazsanız H dediğiniz şey de bir sonsuz küçük ise, bir epsilonsa bu size gerçekten türevi veriyor. Tekrar geldi. Evet. Yani bildiğimiz aritmetik yapıyoruz. Dx, dy'lerle ve çok güzel çıkıyor sonuçlar. Gerçi evet. Burada Canoz'un da bir sorusu var. Diyor ki dx, dy gibi şeyler madem sayı değilse onlarla nasıl aritmetik yapabiliyoruz? Yani sonsuz küçükler onlar. Aslında sayılar. Yani standart olmayan bir analiz yapacaksak onlar gerçekten sayı. Mesela analizde ne kanıtlamak istiyoruz? Şeyi kanıtlamak istiyoruz. İşte bir dizi bir yere yakınsıyorsa, diğer dizide diğer yere yakınsıyorsa, işte toplamlarda toplama gidecek. Bu aslında tam olarak şuna denk geliyor. Bir tane sonsuz küçük var elinizde. Başka bir sonsuz küçükle toplarsanız yine sonsuz küçük oluyor. Yani sonsuz küçüklerin toplamının sonsuz küçük olması limitin toplama dağılması demek. Başka bir örnek şu olabilir. Mesela sıfıra giden bir dizi alıyorsunuz. Bir de sınırlı bir dizi alıyorsunuz. İşte bunları mesela çarparsanız sıfıra giden bir dizi elde edeceksiniz. Bu da şu anlama geliyor. Sonsuz küçükle bir tane sınırlı sayıyı çarparsanız cevap yine sonsuz küçük oluyor. Mesela bu da işte şey yapıyor. Sınırlı bir diziyle sıfıra giden bir dizinin çarpımının sıfıra gittiğini söylüyor. Ya aslında sonsuz küçükleri topladığınız zaman sonsuz küçük. Çıkarırsanız sonsuz küçük. Bir tane sınırlı sayıyla çarparsanız yine sonsuz küçük. Bu bir anlamda sonsuz küçüklerin bir cebir yapısı olduğunu söylüyor. Hatta daha fazlasını, yani ideal olduğunu söylüyor. Yani sınırlı sayıları düşünürseniz sınırlı sayı içerisinde sınırlı sayı şey demek, işte belli bir reel sayıdan küçük demek işte. Tabii şu anda standart olmayan sayıları tanımlamadık ama çok çok büyümeyen, sonsuz büyük olmayan bir sayı. Orada bir ideal yapısı oluyor. Ve burada yaptığınız cebir size reel sayılardaki analizi veriyor. Aslında şey, yani analiz yapmıyorsunuz. Reel sayılardaki analizi yapmak için sonsuz küçüklerle bir cebir yapıyorsunuz. Yani cebir size otomatik olarak analizi vermiş oluyor. Neyse. Yani şimdi aslında bu noktadan bakarak bu cevapları vermek kolay ama bu sorular evet. O zamanlar soruluyormuş ve cevaplanamıyormuş. Evet, cevaplanamıyormuş. Ya burada tabii ki 300 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bu Leibniz'in zaten rüyasıymış. Sonsuz küçüklerin olduğu bir sistem kurabilmek. Ya bunun cevabı matematikte 300 yıl sürüyor. Yani 1960'lara kadar matematik bunu beklemek zorundaymış. Evet, hani bu arada limit hatta hani bu ilk bu Newton ve Leibniz bunu yaparken işte ünlü bir düşünür slash din adamı da böyle bir eleştiri yapıyor. Hani siz dine mantıksız diyorsunuz ama sizin böyle sonsuz küçükleriniz var. Bunlar sıfırsa onlarla nasıl bölme yapıyorsunuz? Yok sıfır değilse niye, nereye kayboluyorlar? Yani buna da çok cevap veremiyor matematik dünyası o noktada. Sadece şey var, hani çok güzel çalışıyor her şey, çok iyi çıkıyor sonuçlar, çok yararlı. Ama o altındaki işte daha sağlam temelleri oluşturmak vakit alıyor. Bu limit biraz o temeli veriyor. Evet, yani daha sonra tabii Cauchy zamanlarında limit kavramı geliyor. Daha işte formal olarak analiz oturtuluyor ve hiçbir sorun çıkmıyor. Ama bu sonsuz küçük devam ediyor. Hani var mı yok mu? Ya burada amaç aslında sonsuz küçüğü bulmak da değil. Yani dersin ki reel sayılara ben bir tane sayı ekliyorum.
kafana göre bir sayı eklersin. Dersin ki bu sonsuz küçük olsun. Yani buradaki sorun şu, yani ekledin de ne oldu? Yani istediğine ulaşabilecek misin? Mesela analiz yapmak için işte sinüsünü de sonsuz bir küçük sayıda değerlendirmen lazım. Mesela eklediğin sonsuz küçük sayıya epsilon diyelim. Mesela işte sinüs epsilon nedir? Kosinüs epsilon nedir? İşte e üzeri epsilon nedir? Ya bunların da sisteminde olması gerekiyor. Eğer bunlar yoksa o zaman yani eklediğin bir sonsuz küçüğünde anlamı yok. Yani yapay olarak bunu elde etmiş olursun. Bakalım. Gökhan'dan da bir soru var. Gerçi Can Ozan da chat'te cevap vermiş, bu biraz konuşulmuş ama o da şey diyor. Limitte kullandığımız epsilon da sonsuz küçük bir eleman gibi değil mi? Ki bu da hani belki altını çizebileceğimiz bir konu. Ya böyle aslında çok da benziyorlar. Yani fikir olarak çok yakınlar. Ama ciddi bir şey, felsefik fark var. Hani epsilon dediğimiz sonsuz küçük bir sayı değil. Sadece şey diyoruz. İstediğimiz kadar küçük alabiliriz. Mesela sen bana herhangi bir pozitif sayı verirsen ben ondan küçük bir epsilon seçebilirim. Ki bu reel sayılarda da doğru. Mesela 1 bölü 5 dersin. 1 bölü 6 deriz. İşte 1 bölü 7 deriz. Herhangi bir pozitif sayıdan daha küçük bir sayı var. Yani orada sonsuz küçük değil, istediğimiz kadar küçük seçebiliriz gibi bir bakış açısı var. Yani o biraz hani günümüzdeki bu limit üzerinden tanıma geçiyor. Hani o bakış açısından bu bakış açısına geçiyoruz. Hesaplar biraz karışıklaşıyor ama tutarlı olduğunu göstermek daha kolay o zaman bunun. Evet, yani orada bir sonuçta epsilon bir reel sayı. Mesela süreklilik için daha sonra da bir tane delta buluyorsunuz. Yani bulduğunuz delta da epsilona bağlı oluyor. Oradaki hesabı yaparken hani ince bir iş yapmanız gerekiyor. Çoğu zaman delta'yı epsilon cinsinden buluyorsunuz. Standart olmayan analizin güzelliği şu. Orada yani bir bağlılık yok. Tersten gitmek yerine düzden gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki aralarındaki fark sonsuz küçükse görüntüleri arasındaki fark da sonsuz küçüktür. Yani bir ne epsilon var ne delta var. Yani hiçbir şey yok. Sadece kendi isteğine göre, beğenine göre bir tane sonsuz küçük alıp cevabında sonsuz küçük fark yarattığını göstermek istiyorsun. Ama hani şey, bu modeller çok güzel çalışıyor ama artık böyle daha temelli olarak 1900'lerde falan yapılmış oluyor. Evet, 1960 aslında. Yani bunun tutarlı bir sistem olması, analizi aslında işte cebirle elde etmek. Ya bildiğim kadarıyla şey 1960'ta ya Abraham Robinson ilk olarak. Ya bunu yapmak için de biraz mantık gerekiyor. Aslında konu böyle analiz gibi gözüküyor ama işte analizi anlamak için ya ilginç bir şekilde biraz mantık yapmanız gerekiyor. Mantık derken burada tabii matematiksel mantıktan bahsediyoruz. Ya böyle bir sürü sistemler var. Belki onlara değinebiliriz biraz. Evet, yani asıl mesela benim sıra dışı analiz veya non standart analiz denince hiperreal modelinden bahsediliyor. Evet. Onun dışında da birkaç daha o kadar kullanılmayan matematik alanı ama çok ilginç şey modelleri de var. Yani benim mesela sonsuz küçüklerle ilk karşılaşmam matematik yönündeki şey filtre ve ultra filtre derslerini saymazsak ben kombinatörik oyunları çalışırken onlarla karşılaştım. Mesela şey en bilineni sanırım Nim oyunu. Eğer ilgilenirseniz ona da bakabilirsiniz. O da çok eğlenceli. Böyle şey basit oyunların teorisine bakıyorsun. Bu ekonomik değil de gerçekten hani senle ben oyun oynuyoruz. Kim kazanır? Kazanma stratejisi nedir gibi. Şimdi bu oyunlarda diyelim bir siyah bir beyaz oyuncu var. Öyle bir sistem kuruyorsun ki böyle. Diyorsun ki eğer siyah oyuncunun kazanma stratejisi varsa bu pozitif bir oyun olsun. Beyaz oyuncunun varsa negatif bir oyun olsun. Ama bazen oyunda herhangi bir oyuncunun bir stratejisi olmuyor da şey diyorsun hani. Bu biraz daha ortada bir oyun. Mesela hep birinci oyuncunun bir stratejisi var veya ikinci oyuncunun. Onlar ne pozitif ne negatif oluyor. Ama tam sıfır da olmuyorlar. Onlar o sistemde doğal olarak çıkan sonsuz küçük elemanlar oluyorlar. Sonra bir de bu sistemin üzerine böyle toplama ekliyorsun, kesirleri ekliyorsun, bir sürü şey ekliyorsun ve bu şey kendiliğinden konunun içinden çıkan böyle sonsuz küçük olan bir alan olarak şey yapıyor. Yani bu hedefleyerek yapılmış değil ama böyle şey, çok ilginç bu yeni yapımızda böyle şeyler de var
Ya şey çok ilginç yani bunun oyunlardan gelmesi de çok ilginç. Bir kazanan satıçtan gelmesi. Yani Evet. gerçekten matematikte neyin nereden geleceği bazen belli olmuyor. Yani bir ihtiyaç halinde geliyor çoğu kavram ortaya çıkıyor. Bu sonsuz küçük kavramı da öyle yani uzun süreden beri bir ihtiyaç. İnsanlar bunu artık anlamak bir rahatlamak istiyorlar. Bulalım da böyle bir sistem çalışalım diye. Zaten o da ortaya çıkmak istiyor. Tabii matematikte her şey siparişte gelmediği için 300 yıl kadar Evet. beklemiş. Hani bazen şey başka bir alanda başka bir gelişmenin yeterince olması gerekiyor. Mesela nasıl işte limitler için bu eşitsizliklerle ilgili işte aritmetiğin daha gelişmesini beklemek gerekmiş böyle. Şey için de sonsuz küçükler için de mantığın arka plandaki yeterince gelişmesini beklemek gerekmiş. Evet, Böylece. burada mantık derken mesela işte aslında bu hiper sayılar işte standart olmayan analiz de diyebiliriz. Bu birçok mantık konusunun alt dalı. Benim de ilgilendiğim doktoramda yani mesela işte modeller teorisi dediğimiz bir konunun alt dalı oluyor aslında standart olmayan analiz. Bu hiper reel sayılar da aslında reel sayıların başka bir modeli oluyor. Ya yani başka bir modelde çalışıyorsunuz. Bu bir cisim oluyor. Yani üzerinde senin de dediğin gibi sürreel sayılardaki gibi toplama var, çarpma var, işte bölme var, sıralama var, fonksiyonlar var, sinüs var, kosinüs var, e üzeri x var. Bildiğimiz bütün fonksiyonlar var. Yani reellerde ne yapmak istiyorsanız bu hiper sayılarda da bu modelde de yapabilirsiniz. Mesela işte eksi birin karekökünü alamıyorsun. Reellerde i diye bir sayı yok. Bu birinci dereceden bir önerme. Yani işte eksi birin karekökü yoktur. Bunu hani yazabiliriz işte niceleyicilerle. Bu aynı şekilde hiper reel sayılarda da doğru oluyor. Yani hangi özelliği korumak istiyorsanız koruyorsunuz. Tabii bu ikinci dereceye geçmiyor. Kümelerle ilgili şeyleri koruyamıyorsunuz. Evet aslında bu da ilginç bir parantez hani. Birinci dereceden önermeler nedir? Bu hafif teknik bir şey ama bir açıklamaya deneyelim Evet, ben de çok kendimizce. üstü kapalı el kol sallayarak anlatmaya çalıştım. Şey gibi diyelim. Üçgenlerle ilgili bir şey yapabilir. Diyelim bu sistemde bir üçgen vardır. Bir graftan bahsediyorsunuz. Bu birinci dereceden bir önerme. Dörtgen vardır diyebilirsiniz. Bu da birinci dereceden bir önerme. Ama her n doğal sayısı için bir n-gon vardır veya bir işte çokgen bulabiliriz dediğinizde bunu yazmak için işte üçgen vardır, dörtgen vardır, beşgen vardır, altıgen vardır diye sonsuza dek gitmeniz gerekiyor. Bu önerme bitmiyor. Bu sonsuz olduğu için de şey diyoruz. Bu önerme birinci dereceden bir önerme değil, birinci dereceden ifade edilemiyor. Hani başka yapılar lazım bunu ifade edebilmemiz için. Evet, burada sonsuz tane şey yazmak gerekiyor. İşte daha demin dediğim gibi mesela işte 2'nin karekökü vardır ne dersiniz? Öyle bir x vardır ki mesela x pozitiftir ve karesi de 2'dir. Bu mesela birinci dereceden bir önerme. Çünkü yani birinci dereceden derken aslında şunu söylemek lazım. Yani elemanlar üzerine niceleyici koyuyorsanız bu birinci dereceden oluyor. Yani bunu kümelerle yapmak istiyorsanız daha başka yapıları geçiyorsanız bu işte ikinci derece oluyor. İşte mesela reellerde nedir? Reelleri reel yapan, işte rasyonel sayılardan ayıran tam olması. Ya yani işte boş olmayan, üstten sınırlı her kümenin neydi? En küçük üst sınırı vardır, değil mi? En küçük üst sınırda. Supremumu vardır. Evet, boş olmayan üstten sınırlı her kümenin. Evet, doğru. En küçük üst sınır Türkçesi galiba. Evet, en Least küçük üst upper bound. sınırı vardır. Kümede olabilir veya olmayabilir ama böyle bir sayı vardır. Bu işte şey kümelerle ilgili yaptığınız bir önerme. Kümeleri niceliyorsunuz, quantify ediyorsunuz. Tabii bu tip önermeleri kaybediyorsunuz. Birinci dereceden önermeleri kaybetmiyorsunuz. Yani zaten hani bazı şeylerin de değişmesi gerekiyor çünkü şeyi hala söyleyebilirsek sıfırdan büyük ama her bir bölenden küçük bir sayı yoktur önermesini taşıyamamamız lazım. Çünkü taşıyabilirsek zaten sonsuz küçük olmaz Evet, sistemimizde. orada bir sürü şey var. Aslında bu da ilginç bir nokta. Yani bu bir şey olmuyor. Birinci dereceden bir önerme olmuyor. Bu bir sürü birinci dereceden önermelerin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Bunun bir adı var aslında. Buna bir
tip deniyor. Type deniyor. Ama bu aslında tutarlı. Her sonlu adımda tutarlı. Mesela bana 10 verirsem, işte 1'den küçük pozitif olan, 1 bölü 2'den küçük pozitif olan, 1 bölü 10'dan küçük pozitif olan bir sayı bulabilirim reellerde. Bu her adımda, her sonlu adımda reellerde tutarlı bir şey. Ve böyle yaptığınız şeyler aslında hiper reellerde otomatik doğru oluyor. Böyle bir eleman vardır deniyor. Bunun da bir adı var işte mantıkta, meşhur bir teorem, buna da tıkızlık teoremi deniyor. Yani topolojideki gibi compactness teorem, buna da işte tıkızlık teoremi deniyor. Mesela böyle bunu koruyabiliyorsunuz. Şimdi bu hiper reellerden bahsederken reel sayıların önemli bir özelliği var. Bu reel sayılarla bölme yapabiliyoruz. Sıfır dışında her şeyle bölebiliyoruz. Hı-hı. Mesela bir işte 2 alırsak bir sayı 2 ile çarpmak mümkün olduğu gibi 2'ye bölmek de mümkün. Ve bildiğim kadarıyla hiper reellerde bunu koruyor. Yani sonsuz küçük elemanlarımız var ve bunlara bölebiliyoruz. Evet. Yani gerçekten sonsuz küçük elemanlarla işlem yapabiliyoruz. Tersini alabiliyoruz. Mesela sonsuz küçüğün tersi bu sefer sonsuz büyük oluyor. Sonsuz büyük ne demek? Mesela pozitif sonsuz büyük eleman da şu anlama geliyor. Birden büyük olacak, ikiden büyük olacak, üçten büyük, dörtten büyük. Bana hangi doğal sayıyı verirseniz verin, ondan daha büyük bir eleman. Ya bu tip elemanlar da oluyor. Otomatik bir cisim olduğu için hiperreeller. Sonsuz küçük varsa sonsuz büyük de oluyor. Evet, Hatta daha fazla sonsuz büyük de olabilir. İşte sonsuz büyüğü alıp kendisiyle çarparsanız, işte ne diyelim o sonsuz büyük sayıya, büyük ne? Neyinin karesine bakarsanız daha da bir sonsuz büyük oluyor. Bunu böyle istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz. Evet, burada hani gibi mesela doğal sayılara baktığımızda doğal sayılar sonsuz büküm ama doğal sayıların her elemanı sonlu. Şimdi Evet. Herhangi bir sayı seçersek aynen sonsuz küçük manda gibi ondan büyük bir doğal sayı bulmak mümkün her zaman. Ona bir eklersin, yaparsın falan. Hı. Ama tüm doğal sayılardan büyük başka bir doğal sayı yok. Sonsuz dediğimiz. Ama bu her sonlu adımda tutarlı bir sistem. Evet. Dolayısıyla hiperreel sayılar bunu sağlamak zorunda. Ne zaman sonlu adımda tutarlı bir sistem verirseniz, bunun bütün işte bütün n'ler içinde yapabileceğiniz size bir eleman veriyor aslında. Peki, Can Ozan soruyor gene. Hiper rasyonel sayılar, hiper tam sayılar da var mı? Evet, bence çok güzel soru. Doğru, var. Hiper doğal sayılar da var. Hiper tam sayılar da var. Hiper rasyonel sayılar da var. Bu nasıl reel sayıların elemanlarını bir araya getirerek hiper reelleri oluşturuyorsanız, sadece rasyonel sayıları da mesela bir araya getirerek rasyonel, aslında buna standart olmayan bir genişleme deniyor. İşte hiper reel sayılar, reel sayıların bir modeli, aslında standart olmayan bir genişlemesini alıyorsunuz, bir cisim genişlemesi. En başta oyuna rasyonel sayılarla başlarsanız, onun da bir standart olmayan genişlemesini alırsanız, bu da başka bir model oluyor. Buna da non-standart, yani standart olmayan rasyonel sayılar diyebilirsiniz. Yani hiperreel sayılar bir bakıma reel sayıları içeriyorlar ve başka elemanlar da içeriyorlar. Evet. Hiper rasyonel sayılar da rasyonel sayıları içeriyorlar ve başka eleman da içeriyorlar. Sonsuz küçük de içerecekler yine. Sonsuz büyük de içerecekler. Mesela hiper tam sayıları düşünelim. Tam sayıları içerecekler. Bir de sonsuz büyük elemanları içerecekler. Mesela hiper tam sayılar sonsuz küçük içermeyecek. Evet, çünkü hep ayrı gidiyorsun ya. Evet. Sonsuz küçük içermesi için en azından, değil mi, sıfırla bir arasında bir elemanın olması lazım. O tam sayılarda da öyle bir eleman olmadığı için hiper tam sayılarda da olmuyor. Yani o zaten öyle bir özellik altta yoksa yukarıda zaten taşınmıyor. Yani zaten düşününce evet, tam sayılarda bölme de direkt yok hani. Evet. Tabii şeyde de bölme yok. Hiper tam sayılarda da bölme yok. Yani bölme olmadığı için sonsuzun olması demek illa sonsuz küçük olacak anlamına gelmiyor. Bölmeyi Evet. Koruduğunda bunlar beraber gelen şeyler. Ama sonsuz büyük eleman var. Mesela şöyle şeyler ilginç var. Bütün fonksiyonlar korunuyor. Yani
ne elinde ne varsa reellerden reellere giden fonksiyon veya doğal sayılardan doğal sayılara giden fonksiyon o genişlemede de korunacak. Yani o bir şekilde yukarıya işte extend ediyor, genişliyor. Mesela ilginç bulduğum benim faktöriyel var. Doğal sayılardan doğal sayılara bir faktöriyel var. İşte 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel. Faktöriyelin de şöyle bir özelliği var ilginç. Mesela faktöriyel, n faktöriyel sayısı. Değil mi? 1 ile n arasındaki bütün sayılara bölünürler. Evet. Mesela 10 faktöriyel 1'e bölünür, 2'ye bölünür, işte 10'a bölünür. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sonsuz büyük bir sayı alalım. Sonsuz büyük sayının da faktöriyeli var. Onu düşünelim. Buna büyük n diyelim. Büyük n faktöriyeli düşünelim. Şimdi bu sayının ne özelliği var? Kendinden küçük. Bütün sayılara bölünecek değil mi? Çünkü Evet. o bir özellik korunması lazım. E şimdi demek ki 1'e bölünecek, 2'ye bölünecek, 3'e bölünecek, 4'e bölünecek, 5'e bölünecek. Bütün doğal sayılara bölünen yepyeni bir eleman yaratmış oluyorsunuz. Ya çok güzel yani. Zaten hani çok da çalışılabilir oluyor. Çünkü hani elindeki yapının özellikleri zaten duruyor. Onları tekrar baştan yapılandırman gerekmiyor. Bir de üstüne yeni şeyler geliyor. Evet. Ya şey de korunuyor mesela işte doğal sayılarda ne biliyoruz? Her sayı birden büyük. Bir tane asala bölünür. Mesela bu da korunuyor. Demek ki bu Can Ozan'ın sorduğu hiper doğal sayılarda bir tane hiper doğal sayı alın birden büyük. Bir tane asal sayıya bölünecek. Tabi bu şu anlama geliyor. Artık asallarınız da standart olmayan asal olabilir. Yani sonsuz büyük olup hala asal olan sayılar da olacak mesela. Öyle ilginç yeni sayılar geliyor. Yeni asallar geliyor. Can Ozan bir de şey sormuş. Hiperreelleri bir sayı doğrusu olarak görebilir miyiz peki? Yani görebiliriz. Aynı reeller gibi. Çünkü sırılı bir cisim olduğunu biliyoruz. Yani çünkü bir doğru gibi görmek deyince benim anladığım bir sıralama değil mi? Evet, ben de öyle anlıyorum. Hiperreellerde de tam sıralama var o zaman. Tabii tam sıralama var. Yani bu da matematik okumamışlar için herhangi iki elemanı aldığında bunlar aynı değilse biri diğerinden büyük olacak. Evet. Tabii burada elemanların yanında toz bulutları var. İşte bu Leibniz'in hayali olan monad kavramı var. Mesela sıfıra bakıyorsunuz. Sıfırın yanında bir sürü, değil mi? Sonsuz küçük eleman olacak. Sonsuz küçükler aslında sıfırın bir monadı olacak. Yani monat sıfır. Mesela birin yanında birin monadı dediğimiz işte bire sonsuz küçük yakınlığında olan elemanlar olacak. İkinin de öyle. Yani reel sayılarda göremediğimiz yeni sayılar görüyoruz. Ya ilginç bir şekilde hiperreel sayıları öyle bir seçebiliriz ki aslında. Kümeler kuramı anlamında eleman sayısı değişmez. Yani hiperreeller reellerin kadranitesini aynı seçebiliriz. İkisi de kontinuum kardiniteden. Bu da çok iyi. Hatta şimdi şey de Alper de şey soruyordu. Arada bir izomorfizma var mı? İzomorfizma Hatta var. Ben olamaz izomorfizma diye düşünüyordum ama şimdi sen kardinalitesi aynı deyince gerçi ordinalitesi demedin hani. Şey, Ordinal olarak da aynılar mı? Evet. Ya kardinal olarak aynılar. Yani aralarında bir izomorfizma derken ne anlamda bulacağız? O tabii ki önemli. Ya şu set teoretik anlamda yani kümeler kuramı anlamında aralarında bir eşleme bulabiliriz. Ama ya birisi cisim, diğeri de cisim olduğu için buradaki izomorfizmanın yani eş yapı dönüşümün anlamlı olması için bir cisim olarak değil mi? Dönüşüm olması lazım. Ya O da evet hani tabii bu dönüşüm toplama işlemini çarpmayı, bölmeyi korusun. Yani tabii bu gönüllü bunu sefer isteyebilir. Evet. Biri bire, ikiye ikiye götüreceksiniz. Rasyonel sayıları rasyonel sayılara götüreceksiniz. E ondan sonra mesela hangi sayılar sonsuz küçüğe gidecek? Evet, o onların bir karşılığı yok gibi. Evet, yani dolayısıyla kuramazsınız. Yani şey olarak, cisim olarak bunun eş yapısal olmayacaklar. Evet, ama hani küme olarak elemanları eşleştirebiliyoruz Evet, demek. Küme olarak eşleştirebilirsiniz. Evet. Gökhan da şey sormuş. Sonsuz büyük sayı nasıl asal olabiliyor? Açıklar mısınız? Tamam. Yani
Aslında bahsetmedik oralardan da. Hiperreel sayıların kuruluşu şu. Reel sayıları alıp yan yana sonsuz defa çarpıyorsunuz. Doğal sayılar kadar. Yani kendisinin kartezyen çarpımını alıyorsunuz. Reeller çarpı, reeller çarpı, reeller. Daha sonra bunu bir denklikliğe bölüyorsunuz. Şimdi tam o teknik kısma girmeyelim. Aslında bunu şey olarak da görebiliriz. Reel sayılarda bir tek bir sayı almıyorsa bir sayı dizisi alıyoruz eleman olarak. Evet, tam olarak öyle. Bir tane reel dizisi alıyoruz ama bunu bir denklik sınıfına bölüyoruz. Şimdi mesela bu denklik sınıfındaki elemanları asal sayılar seçelim. İlk koordinat 2, ikinci koordinat 3 olsun. Sonra 5, 7. Bütün asalları evet. Yan yana koyup onun sınıfını düşünürseniz bu bir asal olacak. Çünkü her koordinatta ayrılamıyor, ikiye bölünemiyor. Dolayısıyla bu bir asal sayı olacak. Diğer bir yandan sayı çok büyüdüğü için ilk koordinattan sonra, değil mi? 2'den büyük. İlk iki koordinatı unutursanız 3'ten büyük. Aynı zamanda da sonsuz büyük olacak. Evet, bu mesela sayı dizisine taşırken 2 sayısını alıp hiperreallerde şey gibi düşünebiliriz. 2, 2, 2, 2, 2, 2 dizisi gibi evet, diyelim. Bu şekilde reel sayıları hiperlerin içine bölmeyi gömmüş düşünürken oluyoruz. Sonra şeye bakıyoruz. Yani o kısmı belki biraz teknik bir kısım işte. Bir sayı bir sayıdan büyük mü veya bölünüyor mu derse koordinat olarak bakıyoruz. Koordinatların ne kadarında bölünüyor? Sanırım Tamam. sonlu tanesi dışında bölünüyorsa tamam diyoruz. Tamam diyoruz ama tabii orada sonsuz bir tanelerde biraz seçim yapmak gerekiyor. Evet, oralar biraz karışık. Orada işte seçim aksiyonu falan gibi şeyler giriyor. Hani. Evet, bir filtre kurmanız gerekiyor. O da seçim aksiyonuyla bir tane böyle bir filtrenin olduğunu söylüyorsunuz. Seçim Evet. aksiyonu da tabii matematikte çok tartışılan bir konu. Evet, yani Ama onu kabul tam ediyoruz. İnşa edebildiğimiz bir şey değil ama en azından şeyi biliyoruz. Hani bazı şeylerin sınıflandırıldığını biliyoruz. Hani eğer sonlu yer dışında bir şey sağlanıyorsa rahatız. Evet. Yani tamamen bu şeyi hangi filtre olduğuna dayanan çok bir şey yapıyor musunuz bilmiyorum aslında onu. Ya aslında bir tane kurmak böyle sistemi yetiyor. Seçim aksiyoma da böyle bir tane sistem var diyor. Yani çünkü tam olarak onu kuramamızın sebebi bir sürü olması. Her filtreye göre bu hassas olduğu için bir sürü genişleme var. Ama bir tane genişlemenin olması yetiyor bu konuda. Ya Can Ozan'ın sorduğu soruyu aslında biraz da genelleyebiliriz. Yani sadece reel sayıların bir genişlemesini, doğal sayıları değil, rasyonel sayıları, tam sayıları değil de aslında elinizde başka bir yapı olsa da her zaman standart olmayan bir genişleme düşünebilirsiniz. Mesela polinomları düşünelim. Reel katsayılı polinomlar. Bu da bir tane halka olacak. Üzerinde işte toplama var, çarpma var, sıfır var, biri var. Mesela bu yapının da, bu halkanın da standart olmayan bir genişlemesini alırsınız. Bu sefer mesela ne olacak? İşte polinomların derece kavramı vardı. Ama derece doğal sayı olacak sonuç. Şimdi yeni yapında ki polinomların derecesi de hiper doğal sayı olacak. O çok güzel. O da genişliyor. Ya mesela şu daha demin koordinat koordinat yapmıştık ya. Mesela şu polinoma bakarsan işte 1, x, x kare, x küp, x üzeri 4. Bu da bir polinom. Ve derecesi nedir? İşte 1, 2, 3, 4. Bu hiperreel sayı. Koordinat koordinat derece. Alabiliyorsun. Bu çok güzel. Bir de aslında şeyi sorayım sana. Şimdi biz bu hiperreel sayılardan konuşuyoruz. Hani şeyi gördük. Sonsuz küçükleri olunca bazı şeyler çok daha güzel çalışıyor. Çok daha rahat çalışıyor. Hatta bu konuda sanırım yazılmış kitaplar da var. Hani kalkulusun hiperreallerle kuruluşu. Bunlarla çok daha güzel kanıtlar falan. Ama hani şimdi kalkulus elimizde zaten var. O yüzden sana soracağım. Sen hani hiperreallerle çalışıyorsun da bu konuda makale falan da aynı konuşmanı dinlemiştim. Hiperrealler ne işe yarıyor şu anda? Bize yeni neler getiriyor kolay kanıtlar dışında? Ya bu aslında önemli bir soru ama zor bir soru. Tam olarak açıklamayı deneyeyim ama başarabilecek miyim bilmiyorum. Mesela bu ilk ortaya çıktığında standart olmayan analiz çok umut vaat eden bir konuydu. Çünkü o zaman mesela fonksiyonel analizde açık bir soru vardı. Invariant subspace problem diye. Ve bu mesela
Bu açık bir soruydu. Bunun kanıtı standart olmayan analizle yapılıyor ilk defa. Ve çok büyük bir yenilik getirdiği düşünülüyor. Daha sonra aradan yıllar geçiyor. Standart kanıtı bulundu. Ama şey de güzel şimdi hani belli önermeden alırsan standart olmayan analize kanıtladığında bu direkt standart analize de doğru olduğu anlamına geliyor. Evet, ama standart bir kanıtını bazen bulmak o kadar kolay olmuyor. Evet. Benim mesela işte yani illa analiz olarak çalışmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi benim çalıştığım alan aslında standart olmayan analiz uyguladığım yapılar daha çok sayılar teorisi ve cebir yapmak için, değişmeli cebir yapmak için var. İlk doktorda da bir makaleye başlamıştım ben standart olmayan analizle ilgili. Bu çok değişkenli polinom halkalarında çalışıyordum. Orada da mesela bir asallık testi sonucu vardı. Onun kanıtı da standart olmayan analizle. Standart bir kanıtı şu ana kadar yapılırsa efektif bir sonuç vermesi gerekiyor. Öyle bir sonuç yok, bulunamıyor. Yani bazı şeyleri hesaplayamıyorsunuz, yapmak istiyorsunuz. Bir sınır bulmak istiyorsunuz, bound bulmak istiyorsunuz. Standart olarak yapamıyorsunuz bunu, çok zor oluyor. Sadece varlığını kanıtlamak istiyorsunuz. İşte bu noktada standart olmayan analiz yardımınıza geliyor. Vardır diyor. Ama ne olduğunu size söylemiyor. Çünkü konstruktif bir kanıt değil yani. Mesela bu işe yarıyor. Yani aslında hani standart olmayan analizde bu reellerin bir genişlemesine çalışıyorsun. Ama çalışırken elinde ettiğin sonuçlar reeller hakkında bir şeyler söyleyebiliyor sana daha önce bilmediğin. Evet. Bir şeyler buluyorsun, elde ediyorsun. Bu sana en azından o teorimi kanıtlamak için ilk adımı söylüyor. İkinci adım şu, tamam elinde böyle bir şey var. Şimdi ben onu standart olarak bulabilir miyim? Genelde böyle yapılıyor. Aha, bak bu da çok ilginç. Yani standart olmayan analize kanıtlanmış olsa bile insanlar gene yok biz standart olarak ayrıca kanıtlayalım mı diyorlar. Diyorlar çünkü yani eleştiri de var bu konuda. Hani ne gerek var bunu kullanmaya? Yani Tamam, şey hayatı çok kolaylaştırıyor. Ama gerçekten bir şey katıyor mu sorusu var. yani hani bir yandan da hani gerçekten şey matematik tarihinde süre geleneni bütün hani çok fazla kullanılan bir şeyin hani artık gerçekten matematiğe katılması ve temellendirilmesi hani bu bile bence fikir olarak çok güzel bir şey. Evet, yani günümüzde de artık daha kombinatoriyi anlamak için kullanılıyor. Bu senin de eminim ilgini çekecektir. Ya Kol uzun çok çekti şu süredir anda. standart olmayan analiz veya işte model teori eskiden daha çok cebiri anlamak için, işte cebirsel geometriyi anlamak için kullanılıyordu. Ve bu 90'lardan beri böyle yapılıyordu. 2010'lardan sonra herkes tatmin oldu yeteri kadar cebiri ve cebirsel geometriyi birazcık anlayabildiğine. 2010'dan sonra aslında standart olmayan analiz kombinatörik problemleri çözmek için ortaya çıktı. Mesela işte günümüzün iyi matematikçilerinden Tao, Terence Tao Evet, bazı hani çok kombinatörik iyi problemleri matematikçilerden diyebiliriz. evet en iyilerden diyebiliriz. Kesinlikle. İyidir, iyidir. Tao iyidir. standart olmayan analiz kullanıyor. Mesela standart olmayan analizle bir sürü sonuç elde etmiş. Ben bir tane de seminerini dinlemiştim 2015'te Paris'te. Şey, bir tane problemi çözmüşler standart olmayan analiz kullanarak. Yani artık kombinatörüye de girdi konu. O çok Bu heyecan verici ya. benim için de heyecan verici, daha heyecan verici. Ben bunu bilmiyordum. Hemen çalışmaya başlayayım. Bu arada hala kitap tavsiyen var mı? Ben de Robert Goldblatt'ın Lectures on the Hyperreals diye bir kitabı var mesela. Evet, direkt bu tavsiye. Tamam, o zaman bu Nokta atışı tavsiyeyi tavsiye. video şeyine de yazarım. Kognitif'te de geçiyor. Nasılsa bu arada evdeyiz. Ben buna başlayayım iyice. Çok güzel bir kitap. Tane tane anlatıyor gerçekten. Goldblatt. Yani böyle nasıl kuruluyor, nasıl oynanıyor o sistemle, hangi özellikler kullanılıyor. İşte transfer principle, neler aktarılıyor yukarıya. Çok güzel. Şey var işte aritmetikte de bu aritmetik dizi bulma, işte Semeridi teoremi var. İşte graflarda da şey var. Grafları parçalara ayırıp regularity lemma var bu Semeridi'nin. Ya bunların işte standart olmayan analiz de kanıtları var yakın zamanda yapılan. Ya bütün bunlar çok heyecan verici. Bu Ben arada de dinliyorum, öğrenmek istiyorum. bitirmeden aslında
da şeye de bir değinmek istiyorum. Başka bir sonsuz küçüklü model var. Smooth infinitesimal analiz dile geçiyor. Smooth'un sürekli gibi bir anlamı var ama Türkçe'de gıcır diye en son çevrildiğini duymuştum. Başka pürüzsüz bir... belki. Pürüzsüz olabilir. Pürüzsüz işte sonsuz küçüklerle analiz diye. Burada da var. Şimdi bu hiperreal modelinde mesela her şeyi bölebiliyorsunuz. Sonsuz küçükler var. Bir de sonsuzlar da var. Ama bir yandan o daha önceki senin yaptığın işlemlere dönersek genelde bir şey mantığı var. İki sonsuz küçüğü çarpınca iyice sonsuz küçük bir şey olduğu için onu sıfır gibi görebiliriz. Yani bir anlamda hani bu şey fikri de var orada. Sonsuz küçük bir şeyin karesi sıfırdır, küpü sıfırdır gibi. İşte mesela bunun sağlandığı bir sistem. Ya bu da çok ilginç. Şeye benziyor, nilpotent sıfır güçlü gibi bir şey galiba. Hani nilpotent elemanlar. Bir de bu sistemde şey var. Bu eğrileri noktalardan oluşuyor gibi görmüyorlar ve kesikli olamaz diye düşünüyorlar hiçbir fonksiyon veya eğri. Her şey, hayal edebileceğin her fonksiyon sürekli fonksiyonlar. Bu sistem gerçekten hani şey olarak bu klasik matematiğin çok dışında kalıyor. Hani belki diğerleri biraz daha genişleterek falan çalışıyor. Bu bayağı bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü artık süreksiz fonksiyonlar yok. Ve burada çıkıyor. Mesela diyelim. X eşittir 0. Bu ne zaman doğrudur? Bu fonksiyona bakalım. Bu sadece sıfırda doğru olduğu için sıfırda bir değerini alacak. Kalanlarında sıfır değerini alacak falan bir fonksiyon. Bu düşünce süreksiz bir fonksiyon. Ama bizde süreksiz fonksiyonlar izin yok. Gerçekten ilginç. Yani o zaman gibi bir sonuç çıkıyor. Her sayı için diyemeyiz. Ya sıfırdır ya sıfır değildir. Sıfır olup olmadığı belli olmayan sayılar da var. Ya yani, double negation bir anlamda çalışmıyor gibi. Evet. Aynen öyle. Çalışmıyor. Olmayanı ergiyle falan kanıt yapamıyorsun. En basit olarak çalışmıyor. Hani bir şey ya doğrudur ya yanlıştır dediğimiz klasik mantık çalışmıyor. Onun yerine alıyorsun. Hani bir şey doğru olabilir, yanlış olabilir ama başka bir durumlar da var. Bu normal üçüncü halin eksikliği dediğimiz klasik mantıkta bir kural var. Matematiği onun üzerine kuruyoruz. Burada onu kabul etmiyorlar. Ve bu böyle bambaşka bir mantıkla ilerliyor. Bu da ilginçmiş. Evet yani o da bana çok heyecan verici gelen bir konu gerçi. O konuda ne kadar ilerlenebiliyor bilmiyorum. Çünkü o konuda kitaplarda her şeyi en baştan kurmak zorunda kalıyorsun. Biz kanıtlarımızda olmayan ergeyi, çelişkileri çok kullanıyoruz. Bunlara izin olmayınca iyice değişik açılardan bakarak gitmek gerekiyor. Bir sürü sistem var böyle gerçekten. Yani sonsuz küçük içeren bir sürü sistem var. İşte dediğin gibi. Sürreeller, hiperseller. Burada biraz da soru tam olarak ne yapmak istiyorsun? Ne elde etmek istiyorsun? Yani sistemden beklentin ne? O sorusu. Her zaman bir genişlemeye gidebilirsin. Evet. Ama tam olarak yani sen mesela reel sayılarda bir şey kanıtlamak için hiperreel sayılara gidiyorsun ya veya bir standart olmayan genişlemeye. Buradaki asıl soru şu. Gittin genişlemeye de nasıl geri döneceksin? Bu çok iyi bir soru. Evet. Siz nasıl geri dönüyorsunuz? İşte orada bir başka bir özellik bulman lazım. Bir şey kanıtlamak istiyorsun. Bir sınırlar bulmak istiyorsun veya bir özellik, bir sonluluk teoremi kanıtlamak istiyorsun. Yukarı çıktıktan sonra onun bozulduğu bir şey bulman lazım. Yani tekrar aralarında bir bağ kurman gerekiyor. Onu kurabildiğin an tekrar yani bir sonuç kanıtlayabiliyorsun. Yani her şeyi standart olmayan analizde kanıtlarım diye bir şey yok tabii ki. Birinci derece mantıksal önermeleri standart olmayan analize kanıtladığımızda bu direkt standartta da doğru oldukları anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Yani burada mesela bir sürü şey yapıyorsun ya hani demiştim sonlu parçalardan bir tane eleman üretiyorsun.
o ürettiğin eleman aslında yine o sonluk parçalarla bir ilişkisi varsa, her adımda onu kontrol edebiliyorsan geriye dönüyorsun. Ya burada teknik bir şey var. Yani kullanıyorsun genişlemeyi, işte tık hızlığı kullanıyorsun. Sonra şimdi o elemanla ne yapacaksın? Nasıl çelişki elde edeceksin veya nasıl geriye döneceksin? Asıl soru bu. Peki bu standart dış analist Türkiye'de çalışanlar veya Türkçe kaynaklar var mı? Yani sen varsın Eder bir. Sanırım o konuşmada da Doğacan'la beraber yaptığınız bir işten bahsediyordun. Eder iki. Başka insanlar da var mı bununla çalışan? Yani bilen var. Yani bu konudan anlayan var. Ama çalışan derken de şey anlıyorum galiba. Aktif anlamda bir şeyler üreten. Yani evet Bazı. öyle diyelim. Veya araştırmada ilgi alanları arası sıralayabilecek. Yani Türkiye'de işte modeller teorisiyle çalışanlar bu konuyu bilir ve bir şekilde de kullanıyorlar tabii modellerle çalıştığı için. Var yani işte Boğaziçi'nde var bilen. Peki bu insanlar genelde matematik bölümüne bağlı oluyor değil mi? Matematiksel Evet, mantık evet. ayrı bir şey olmuyor. Ayrı değil, yok matematiğin içindeler. Ama benim biraz hani bu konuyu çalışmam, bu konuyu kendi içinde çalışmıyorum aslında. Yani bu konuyu çalışma sebebim soru çözmek. O da sayılar teorisindeki veya işte değişmeli cebirdeki soruları çözmek. Yani bir daha çok araç olarak kullanıyorum. Yani kendi içinde anlayayım, hiperreel sayıları çalışayım değil de onların özelliklerini. Acaba bir tane aritmetik problemi çözmek için hangi standart genişlemeye gitmem gerekiyor gibi. Yani benim daha çok yani ilgim bu yönde. Kullanabiliyorsam kullanıyorum problemi çözmek için. Yani evet bu konuşmada da bayağı bahsettin hani şey hiperreal sayılar diyoruz ama başka şey hiperdoğal sayılar, hiperrasyonel sayılar. E sen bunlardan hangisini kullanacağını seçiyorsun yani soruya göre biraz onu düşünüyor. Evet, soruya göre bazen işte şey oluyor, bir sayı cismi oluyor. Yani mesela işte rasyonel sayıların sonlu bir genişlemesi diyelim ki Q'ya rasyonel sayılar kök 2 ekledin. Bu senin ana uzayın. Bunun sonlu genişlemesine gidebilirsin. Çünkü mesela o zaman sayı cisimlerinde bir şeyler yapıyorsundur. Bir atıyorum diyofant denklemini çözmek istiyorsundur. Bunun için onun genişlemesine gidebilirsin. Ya Yani bu işine benim bayağı hangisi ufkumu geliyorsa, açtı. Ben de daha işine böyle hangisi geliyorsa daha diyelim. şey reallerle ilgili düşünüyordum ama bayağı bir özgürlük alanı var yani. Tabii herhangi bir küme, yani bir grup çalışıyorsa, grup teori, grupların standart olmayan genişlemesine git. Yani bu alanın bir güzelliği de bu. Hani biraz daha matematikteki özgürlüğü hissedebildiğim bir alan. Hani daha şey klasik olmayan şeyler kullanıyorsun, objeler falan hadi. Bunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım gibi. Evet, yani işe de yarıyor gerçekten. Hani şöyle yani bazı sonuçlar var. Tamamen hiç non-standart analizle alakası olmayan sonuçlar. Ama kanıtlar standart olmayan analiz olabiliyor. Yani teknik olarak kullanılmasını da ben seviyorum. Bir araç olarak olması da güzel. Evet, bu zaten hani konunun gücünü gösteriyor ve ayrı bir motivasyon veriyor bunun çalışılması için. Evet. Çünkü matematikte şey de güzel yani biraz dediğin gibi özgürlüğü ben de seviyorum. Yani analiz gerekiyorsa soruda tamam analiz kullanalım. Cebir gerekiyorsa cebir kullanalım. Standart olmayan analiz gerekiyorsa tamam onu kullanalım. Yani problemin doğası neyi getiriyorsa sana onu kullanmak da güzel aslında. Evet, bu da böyle daha tarihsel olarak yeni ve güçlü diyebileceğimiz bir araç veriyor eline. Evet. Neyse. Haydar bu benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de çok Yani keyifli. umarım dinleyiciler için de keyifli olmuştur ama benim bayağı ufkum açıldı bu konularda. Bakalım saat de 6'ya geliyor. O zaman herkese çok teşekkür ederiz katıldığı için. Özellikle sana da çok teşekkür ediyorum Ben de Haydar. çok teşekkür ederim dinledikleri için. Umarım faydalı olmuştur. Evet umarım bu en azından kitap kaynağını şeyde belirteceğim. Ayrıca sorularınız varsa da YouTube'da sorabilirsiniz. Yorumlarda. Yarınki yayınımızda Türkiye saatiyle 8'de olacak. Enes Özel ve Can Ozan Oğuz Orta Çağ'dan Rönesans'a matematiğin evriminden bahsedecekler.
Onunla da görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.